Ne olmuş her şeye böyle? Her şey ne kadar değişmiş ve kolaylaşmış. Ay, bunu ben mi söylüyorum bir peri olarak? Evet, ben söylüyorum. Ben neden bir faniyle evlendim? Onların hayatları bana daha cazip geldiği için. Ama şimdi aralarında ne aile bağı kalmış, ne sevgi kalmış. İstedikleri her şey kolayca ulaşıyorlar. Hiç cazip değil. Suzan bile bebeğinin durumunu öğrenmek için hiçbir heyecan çekmeyecek. Ayda bir, haftada bir doktora gitmek için dizlerinin titrediği anı hiç yaşamayacak. Her şey elinin altında. Betüş neredesin? Buradayız. Ay. Şimdi rahat rahat konuşabiliriz. Ben onları yatak odasına uyumaya devam etmeye gönderdim. Otursanıza. Annemi yarına kadar bu saçma sapan sihirden vazgeçirecek bir şey bulmamız lazım. Evet, bulmamız lazım. Ama ne bulmamız lazım? Aşk! Bak şimdi, ben ne diyorum biliyor musun? Annem şu anda berbat gözüküyor. Eğer babam onu reddederse bu sefer kahrından ölür, buna dayanamaz. Denedik hayatım, başaramadık, yakalandık. Bir dakika, bir dakika. Annemi bir defa da başka birine aşık edemez miyiz? Nasıl yani? Şöyle yani. Annemin ona bayılacağı ama adamın asla annemi beğenmeyeceği birine. Böylece annem de eskisi gibi görünmek için zamanda geriye gidecek. Betüş, sen bir dahisin kızım. Nasıl bir adam yaratalım? Bir dakika bir düşüneyim. İşte böyle. Tam anneme göre biri. Şahane oldu. Merhaba Suzan. Hoş geldin Betüş. Bugün büyümüş mü? Hayır, dünküyle aynı. Ama herhalde akşam üzerine kadar bir milim daha büyüyebilir. Ay, bir gün bir çocuk doğurursam bunu bilmeyi asla istemem. Niye? Çünkü her ay doktora gidip çocuğun gelişimini izlemek çok heyecan verici. Bence çok eski kafalısın. Öyle mi düşünüyorsun? Aa, bu arada sen yokken Perihan teyze aradı. Aa, evet biliyorum. Bir arkadaşıyla kafeye gelecekler, ona haber vermek içindir. Ler? Evet, bir erkek arkadaşıyla burada olacak. Yoksa bir sevgili mi buldu? Hayır, adam bekar ama Perihan teyzenin sevgilisi değil. Sadece erkek arkadaşı. Aa, bu arada annem uğradı mı? Aa, geldi geldi içeride. Yani görmeni isterim Betüş. Böyle gırtlağına kadar kapalı bir kıyafet giymiş. Sanki başından başka hiçbirini görmesini istemiyor gibi bir hali var. Şu halimize bak, şu etrafa bir bak. Bize ne yaptın? Ben hiçbir şey yapmadım bu fanilerin marifeti. Ben sadece sizi bu zamana getirdim. Çok mutsuzuz anne. Hele Perihan şu seçimi bir kaybetsin, geri gideceğiz. Ayrıca sen onu bırak da cevap ver bakalım. Perihan buraya kiminle geliyor? Bu hiç mantıklı değil. Çünkü Perihan'ın şu anda seçimleri takip etmek için, oyları takip etmek için Periçe'nin yanında olması gerekir. Burada niye vakit öldürsün? Sayende seçimlerden de umutsuz anne. Onun için buraya gelip kafasını dağıtmak istiyor. Yani ortamdan uzaklaşacak. İşte sana bahsettiğim kafe burası. Ah, kolay gelsin Suzancığım. Teşekkür ederim Perihan teyze. Ayol bu kılık ne böyle? Gırtlağa kadar giyinmek moda mı oldu yoksa? Yok, artık yaşlandık. Hava soğuk, üşüyoruz. Beyefendi kim? Arkadaşım Taner. Öyle mi? Memnun oldum. Suzan ben de. Taner. Betüşler oradalar. Bu taraftan buyurun isterseniz. Hay hay. Merhaba Tuzucuğum. Arkadaşım Taner. Ben Dudu. Memnun oldum. Perihan, bu mide bulandırıcı hanımın yanında bulunmak zorunda mıyız? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.